Değerli Muğla'da hemşerilerim, değerli Muğla TV izleyicileri, fotoğraflarla Muğla Kent Tarihi programının bugün 3. bölümündeyiz sizlerle birlikte. Bu bölümde Muğla'mızın tanınmış simalarının bir kısmını, Muğla'mızın sokak ve caddelerini, Saatlı Kule'yi, aynı zamanda Muğla'mız açısından önemli olan iki tane İsmet var biliyorsunuz. Birisi kendisini Muğla'mız için feda eden İsmet Çatak ve bir diğeri de yine İsmet Tayyaresi. Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz fotoğraflarla. Şimdi izlemeye devam edelim. Şu an fotoğrafta gördüğümüz yer, Muğlalıların bunu tabii bilmekte, bugünkü Muğlalıların bilmekte güçlük çekecekler malum. Bu gördüğümüz kısım bugünkü Sınırsızlık Meydanı'nın olduğu bölüm. Artı Orgeneral Mustafa Muğlalı İşan'ın olduğu yer. Karamuğla Deresi üzerinde 3 tane köprü bulunmaktaydı. Bu köprülerden bugünkü balıkçıların olduğu yerdeki tahta köprü ve bir de Cumhuriyet İlkokulu'ndan aşağıya Konakaltı'na giden kısımda yer alan tahta köprü vardı. Tabii bir de yukarıda Saburhane'de Saburhane Meydanı'nda bir taş köprü var. Ama bu köprüler, o tahta köprüler kışın üzerinden araç geçmeye uygun olmadığından dolayı bütün araçlar, ulaşımlar kışın Mustafa Muğlalı İşan'ın olduğu yerdeki bugünkü bu gördüğünüz köprüden, beton köprüden geçerdi. Bugün o köşede bulunan bina, sağ köşede bulunan bina eski tekel binası. Bugün onun yerinde otel yer almakta. Şu gördüğümüz alanda şu şeyde otelcilik okulunun terasından çekilmiş fotoğraf. Otelcilik okulunun terası. Devam edelim. Evet, yine Karamuğla Deresi üzerinden köprüden sonra bu sefer Tabakhane Deresi üzerinde yer alan bir başka köprü. Bu da bugünkü eski İş Bankası'nın bulunduğu yerde, Hamdi Belgin'in tütün deposunun bulunduğu yerde yapılmış olan bir köprü. Evet, 1970'li yıllarımızın Muğla'sından yine bir görüntü. Bu görüntüde bugünkü Kurşunlu Cami Meydanı'nın bulunduğu alan. 70'li yıllarda, burada 80'li yıllarda taksiler burada park etmekteydi. Meydanın oldukça genişti. Evet, 1960'ların ve 1970'lerin Muğla'sının can damarı niteliğinde olan Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi burası ya da diğer adıyla Saatlı Kule Caddesi. Bütün önemli devlet kurumları bu cadde üzerinde yer aldığı için, örneğin valilik binası, belediye, adliye, jandarma, cezaevi, bütün avukatlar bu bölümde yer almaktaydı. Yani şehrin can damarı niteliğindeki ana caddesiydi bu. En büyük caddesiydi. Ama 1980'lerden itibaren, özellikle 90'lı yıllardan itibaren bu cadde işlevini yitirmiş. Önce Turut Reis Caddesi, daha sonra da şehrin alt kısmına AVM'lerin yapılmasıyla birlikte maalesef şehrimizin ticari hayatı bir ölçüde eski oranla sönmüştür. Evet, yine aynı meydanın biraz daha yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafı. Yine 1970'li yılların Muğla'sı, aynı yer aynı. İşte biraz daha uzakta Saatlı Kule'yi görüyoruz. Ve yine aynı şekilde Şeyh Camii'ni görmekteyiz. Ve en kuzeyde de bütün haşmetiyle Asar Dağı bizim karşımızda. Ve yine 1970'lerin ve 60'ların Muğla'sından bir görüntü. Burada Kurşunlu Camii'nin batı köşesi, güneybatı köşesi, Turgut Reis Caddesi'ne açılan bölüm. Şehir kulübü bizim karşımızda yer almakta. O dönemin sinemalarına ait afişlerde yine fotoğrafta yer alıyor. Ve yine Muğla'mızın Karamuğla Deresi dedikleri ya da Çayiçi dedikleri kısım. Burada da işte Koca Mustafa Efendi İlkokulu'nun alt kısmı, yani bugünkü pazar yerinin bulunduğu alan.
Eskiden bu şekildeydi. Tabii daha sonra 70'li yıllardan itibaren bu derenin etrafı önce betonla kapatıldı. Daha sonra da üstü kapatıldı. Ve yine 90'lardan bir fotoğraf, 80'lerin sonları, 90'lardan bir fotoğraf. Bugünkü pazar yeri, kapalı pazar yerinin görünüşü, eski Tansa, Tanzim Satış Mağazası ve aynı zamanda kapalı pazar yerinin durumunu bize göstermekte. Nostaljik bir fotoğraf. Ve yine 1920'lerden bir fotoğraf, oldukça eski bir fotoğraf. Bu Erenler'in kereste deposu, ama sadece kereste deposu değil, aynı zamanda Muğla'mızın elektrik fabrikası olarak görev yapıyor. Gündüz kereste ticareti, akşam da elektrik fabrikası olarak hizmet görmekte. 1930'larda yine yeni bir iki tane daha elektrik fabrikası kurulunca eski işlevini bir ölçüde yitirmiştir. Hemen sağında yer alan biraz kubbemsi bölümde Mustafa Koca Mustafa Efendi'nin türbesidir. Bugünkü devlet hastanesinin bahçe duvarları içinde yer almış. Daha sonra yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Ve yine Muğla'mızın en büyük meydanı olan heykelden sonra, Cumhuriyet Meydanı'ndan sonra Kurşunlu Meydanı'nın yine 1980'lerde bir genel görünüşü, işte artık Muğla Kızıldağ ağaçlandırması, bayağı ağaçlandırılan ağaçlar büyümüş, yeşillikler içinde Muğla'nın güzel bir fotoğrafı. Muğla'mızın en değerli fotoğraflarından bir tanesi, en eski aynı zamanda fotoğraflardan bir tanesi, 1893 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta yer alan kişiler Muğla'lı avcılar. Tabii bu avcıları önemli kılan tarihi olmasının yanında o dönem Muğla'mızda yaşayan ve mübadeleyle 1924'te mübadele sonucunda Muğla'mızdan ayrılan Osmanlı vatandaşı Rumlar. İşte bu fotoğraf karesinde yer alan fesli olanlar Türk, kasketli olanlar da Muğla'lı Rum vatandaşlarımız. Ve yine 1906'lardan bir fotoğraf, oldukça eski, Bodrum Kalesi'nden bir fotoğraf. Bodrum Kalesi'nin o dönemde hapishane olarak kullanıldığı döneme ait bir fotoğraf. Fotoğraftaki mahkumlar kendilerini fotoğraflayan gemideki, artık gemiye bakıyorlar. Bu şekilde çekilmiş bir fotoğraf. Bu kale, Bodrum Kalesi 1915'te Fransız ve İngiliz savaş gemileri tarafından bombalanmıştır ve sonrasında da o kale artık başka yere taşınmış oldu. Ve yine Muğla'mızın en değerli fotoğraflarından bir tanesi, 1931'de çekilmiş bir fotoğraf ve burada futbol takımları var, ilçelerimizin futbol takımları. İşte bunlar, bu takımlar içinde Bodrum Spor, Milas Spor, Fethiye Spor, Marmaris Spor gibi, yine Muğla'mızın Gençlik Spor gibi bir takım futbol kulüplerinin yer aldığı bir fotoğraf. Evet, şimdi Muğla'mızın Atatürk'le kesişen en değerli fotoğraflarından birisi. Bu fotoğrafta yer alan kişi o dönem Türk Ocakları Başkanı olan Cemil Şerif Baydur. Ve Cemil Şerif Baydur 1923 yılında çekilmiş olan bir fotoğraf. Mustafa Kemal Atatürk'e konuşmakta. Onlara bir şeyler anlatıyor. Ve Atatürk ve yanındakiler büyük bir dikkatle ve bakışlarıyla Cemil Şerif Baydur'u dinlemekteler. Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım eşi, yine Kazım Karabekir benzettim ben. Ve yine ilginç bir fotoğraf. Bu fotoğraf öyküsünü de değinmek isterim. 1953 yılında Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e taşınacağı zaman, 1953 Haziran'ında
bir genelge yayınlanır. Bu genelge ile Atatürk'ün mezarına Türkiye'nin bütün illerinden 5'er kilogram toprak getirilmesi istenir. Ve bu toprağın mümkünse savaş meydanlarından olması ya da tarihi yerlerden olması istenir. Bunun sonucunda da Muğla'daki artık heyetler, bu konuda bir heyet oluşturulur. Milas'taki Beçin Kalesi'nden 5 kilogram bir toprak hazırlanır, bez torba içinde. Ve bu toprak Ankara'ya götürülür. 19 kişi Muğlalı tarafından Ankara'ya götürülür. Bu kafilenin liderliğini yapanlardan birisi İkizceli İsmail Öztürk'tür, şu pala bıyıklı olan. Ve yine onları aracıyla götüren kişi de rahmetli Kazım Eren'dir. Bu kafile 10 Kasım 1953 tarihinde Anıtkabir'e giderek Muğla toprağını Anıtkabir'de vermişlerdir. Ve Atatürk'ün mezarına da vazolar içinde bu topraklar bırakılmıştır. Ve yine Muğla'mızın çok değerli bir fotoğraflarından bir tanesi. 17 Ekim 1930 tarihinde 91 yıl önce çekilmiş olan bir fotoğraf. Çekildiği yer Keyfotra yaylada çekilmiş bir fotoğraf. Tabii fotoğraftaki ünlü kişilere baktığımızda kucağında çocuk olan kişi Orgeneral Mustafa Muğlalı. Bunu görüyoruz. Hemen onun arka kısmında yer alan şu kişi de dönemin Muğla Belediye Başkanı İskender Alper'dir. Ve yine tanıdık simalardan baktığımda, fotoğraflarından tabii tanıdığım, Tüloğlu Ali Şen'i görüyorum sol başta. Yalnız bu fotoğraf çok yüksek çözünürlükte taratılmış bir fotoğraf. Dolayısıyla bunları çok yakın ekranda, yani vesikalık fotoğraf çekecek kadar yaklaştırabiliyoruz. Ve yine Muğla'mızın en eski fotoğraflarından bir tanesi. Yer, bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın güney tarafı, belediye parkına bakan kısmı, oradaki kapı. Ve orada çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraf o dönemin bütün Osmanlı askeri ve mülki erkanının yer aldığı bir fotoğraf. Tabii askerler burada poz verirken hepsi nişan al vaziyette, hepsi elinde silahlar çekilmiş. Güzel bir görüntü oluşmuş. Evet, az önce bahsettiğim fotoğrafın biraz daha netleştirilmiş, düzenlenmiş hali. 17 Ekim 1930 tarihinde Keyfotra'da çekilmiş olan fotoğraf. Evet, İsmet Çatak adına Muğlalılar sık duymuştur. Çünkü İsmet Çatak Caddesi vardır. Bu cadde bugün Orgeneral Mustafa Muğlalı işanından hastaneye doğru giden caddenin adını taşımaktadır. Tabii bu İsmet Çatak adı nereden gelir? İsmet Çatak Muğla için, Muğla'mız için kendini feda etmiş bir kahramandır. Yani bu kahramanımız 21 Şubat 1968 tarihinde Muğla üzerinde uçağıyla birlikte uçarken uçağı arızalanır ve hemen Çiğli ile temasa geçer, atlayıp kurtulması talimatı verilir. Ama zaman saat 12:20 geçe falan, tam öğrencilerin öğle yemeği tatiline çıktığı, memurların yemek tatiline çıktığı bir dönem, hareketli bir ortam söz konusu. Dolayısıyla bu emre uymaz ve döne döne, dumanlar çıka çıka kendini bugünkü Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nin bulunduğu yere uçağa düşürür. Ve kendisi şehit düşer ama onun sayesinde çok sayıda Muğlalı vatandaşımız kurtulur. Bu açıdan İsmet Çatak bizim açımızdan, Muğla'mız açısından büyük önem arz etmektedir. İşte İsmet Çatak'ın tabii uçağının arızalandığını, havada alev aldığını, dumanlar çıkarak Muğla üzerinden döne döne düştüğünü gören Muğlalılar
hemen koşuşturlar olayın olduğu yere ve kısa sürede büyük bir kalabalık toplanır. Tabii itfaiye gelir, kısa sürede yanan uçak söndürülür. Ama ortada sadece parçalanmış bir uçak ve yanmış bir şehidimizin naaşı bulunmaktadır. İşte o günü izleyen, yani 21 Şubat 1968 Pazartesi günü öğleden sonra saat 12'lerde, 12.30'larda olay yerine gelen Muğla'lı hemşehrilerimizi görüyoruz. Yine aynı olayda müdahale eden itfaiye erlerini görmekteyiz. Uçağı söndürmeye çalışan. Evet, bir diğer ismet de İsmet Tayyaresi malum. Kuşadası'nda Kurtuluş Savaşı sırasında Kuşadası'na zorunlu iniş yapan bir uçak, hemen Yunan uçağı, hemen İtalyanlar tarafından müdahale edilir ama bölgede bulunan Türk askerleri de olaya karışırlar ve uçağın İtalyanlara verilmesine izin vermezler. Sonrasında bu uçak parçalara ayrılarak katırlar ve develer sırtında Muğla'ya getirilir ve Muğla'daki ustalar tarafından uçağın tekrardan montajı yapılır. Tabii sadece Muğla'lı ustalar değil, aynı zamanda yine o dönemde Ankara'dan da teknik ekibi gelmiştir. Ve sonrasında uçuşa hazır hale gelen İsmet Tayyaresi havalanarak Ankara'ya, Polat yakınlarına gelir. Ve Sakarya Savaşı sırasında bizim elimize yer alan düzenli uçaklardan bir tanesidir. Onun sağlamış olduğu hava istihbaratı sayesinde, gözetleme sayesinde Kurtuluş Savaşı'mıza çok büyük katkıları sağlamış bu uçaktır. Daha sonra bu uçağın bir maketi Büyükşehir Belediye'miz tarafından Muğla'mızın girişine, Marmaris girişine konmuştur. Ve bu fotoğrafta 1931 yılında tekrardan Muğla'ya gelen İsmet Tayyaresi'ni buradan Muğla'dan götüren Vecihi Hürkuş'u görüyoruz. Vecihi Hürkuş o dönemde birlikte çalıştığı, özellikle montaj sırasında birlikte çalıştığı ustalarla tekrardan buluşmuş, Muğla'nın ileri gelenleriyle bir araya gelmiştir. Ve yine Vecihi Hürkuş'un 25 Kasım 1932 tarihinde Muğla'ya geldiği, tam net olarak göremiyorum, 31 tarihi, evet, Muğla'ya geldiği sırada bugün Ziraat Bankası'nın yerinde bulunan şehir kulübünde çekilmiş olan bir fotoğrafı. Bu fotoğrafta dönemin belediye başkanı, en üstte dönemin belediye başkanı İskender Alper'i görüyoruz. Yine Vecihi Hürkuş, önünde çocuklar var. Yine Muğla'mızın o dönem en önemli simalardan birisi olan Sarraf, Koca Muğla'lıların Koca Sarraf dedikleri Fevzi Altınay'ı görmekteyiz. Ve Yunanlardan ele geçirilen ve daha sonra İsmet adı verilen De Havilland tipi tayyaresi, İsmet tayyaresi önünde sivil pilot Vecihi ve sağda yine Yüzbaşı Fazıl Eskişehir'de vermiş oldukları bir poz. Yine İsmet Tayyaresi'nin orijinal biçimi. Muğla'mızın simge yapılarından bir tanesi olan Saatlı Kule'yi burada görüyoruz. Saatlı Kule 1895 yılında Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Hanım tarafından Muğla'mızın ünlü yapı ustalarından Filvari Usta'ya yaptırılmıştır. Örnek olarak Şam'daki Saat Kulesi örnek alınır. Tabii bu fotoğrafta gördüğümüz kısım, özellikle ikinci üst beyaz kısım daha sonradan ilave edilmiştir. Bununla ilgili diğer fotoğrafları görünce bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi bu fotoğraf ta uzak planda şeyi görmekteyiz. Saatlı Kulesi'ni, Saatlı Kule'nin orijinal üst kısmını görmekteyiz. Bu fotoğraf Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının ardından kutlama fotoğraflarıdır. 8 Şubat 1935 tarihinde
Muğla Belediye Parkı'nda çekilmiş olan bir fotoğraftır. Belediye havuzun başında yer alan kişi de dönemin belediye başkanı İskender Alper Bey'dir. Uzak planda Saatlı Kule'nin üst kısmını görüyoruz. Ve yine Şehit Camii'nin minaresi. Ve yine solda da 1944'te yanan Muğla Belediyesi, şimdiki Menteşe Belediyesi'nin eski binasını görmekteyiz. Evet, sizlere bahsettiğim Saatlı Kule'nin orijinal hali bu. 1935'teki hali. Ve karşı dağlara bakıyoruz, Kızıldağ, bomboş. Artı yani ağaç yok, çıplak olduğu gibi. Ve Saatlı Kule'nin artık çatısı da gerçekten de çok farklı bir biçim göstermekte. Bu kısım 1942'de yapılan tadilat sırasında kaldırılmış, değiştirilmiş. Yerine bugünkü hali konulmuştur. Şimdi onu da görüyoruz. Bu gördüğümüz fotoğraf 1942'de Saat Kulesi'ne yönelik tadilat sırasında çekilmiş olan fotoğraftır. Üst kısmının inşaatı burada gözükmekte. Bir diğer fotoğrafta da yine üst kısmın yani bugünkü halini almış olan kısmın bitmiş hali bizim karşımızda. Ustalar bir hatıra pozu vermişler. Evet, Muğla'mızın tanınmış kişilerini de burada dile getirmek istiyorum. Evet, bu fotoğrafta sol başta yer alan kişi Muğla'mıza önemli hizmetlerde bulunmuş olan Oktay Ekinci, geçtiğimiz yıllara vefat etmiştir. Yine bir diğeri Muğla'mızın efsane mimarlarından Ula'daki, Akyaka'daki yani Akyaka tipi evlerin mimarı ve bu konuda Ahan ödül almış olan dünyaca ünlü mimarımız Nail Çakıran ve hemen yanında 3 dönem Muğla Belediye Başkanlığı yapmış olan, Muğla Milletvekilliği ve aynı zamanda bakanlık yapmış olan Erman Şahin ve yine edebiyatımızın ünlü simalarından Melih Cevdet Anday ve yine Aziz Nesin, Türk Edebiyatı'nın sembol isimlerinden Aziz Nesin ve yine Muğla'da Saburhane'de bir ev alarak Muğla'ya yerleşen ve Muğla'da kısa süre konuklayan İlhan Selçuk'u görmekteyiz. 1980'lerde çekilmiş güzel bir anı fotoğraf. Ve yine Muğla'mızın artık tanınmış simalarının yaylada çekilmiş bir fotoğrafı, Karabağlar Yaylası'nda çekilmiş olan bir fotoğrafı. Fotoğrafta yer alan kişilere baktığımızda sol başta yer alan kişi 1950'li yıllarda Muğla'nın Demokrat Parti döneminde Muğla Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Naci Karaosmanoğlu. Hemen yanındaki arkadaşı Faik Gazetoğlu ve bir diğer arkadaşı da Tahsin Alaybey. Ve yine Muğla'mızın içme su borularının döşenmesi konusunda büyük emekleri gözüken ünlü demirci ustalarımızdan Halil İbrahim Madanoğlu ağabey Kurşunlu Camii'nin hemen altında kamyonda yüklemiş ve bunlar bu ishali hatları artık götürülmeyi bekliyor. Ve yine Muğla'mızın sembol isimlerinden Muğla'ya gelen hemen herkesin mutlaka uğradığı Helvacı Tahsin, Hasan Tahsin amcamız ve yanında da yine ortağı Mevlüt Bey'i görüyoruz. Ve yine Muğla'mızın ünlü simalarından 1950'lerde kurulan Yılmaz Spor'un kulüp başkanlığı görevinde bulunan ve Türkiye'nin ilk kadın kulüp başkanlarından birisi olan Saadet Hanım'ı görüyoruz. Saadet Hanım'ı biz bugün onun evini Belediye Parkı'nın orada 1895'te yapılmış olan ve aynı zamanda Yörük Ali Efe'nin de konakladığı Muğla'daki Kuvayi Milliye
çalışmalarını yürüttüğü sırada konakladığı evin sahibesi olarak biliyoruz. Saadet Hanım siyasetin içinde de yer almış, Demokrat Parti yönetiminde de görev yapmıştır. Sağ başta yer alan kişi de geçtiğimiz yılın sonunda yitirdiğimiz Muğla futbolunun, siyasetinin, aynı zamanda esnaf kesiminin, sendika kesiminin lideri sesi olan Milaslı hemşerimiz İhsan Özgen ağabey. Ve yine Helvacı Tahsin ve yine ondan mesleğini öğrendiği ustası ve kardeşi yanında. Bu fotoğrafta 60'lı yıllarda çekilmiş. Evet, Muğla'mızın yine hemen hemen herkesin tanıdığı ayakkabıcı Günay abimizin, Günay Gökçen abimizin ve kardeşlerinin sünnet düğününde çekilmiş olan bir fotoğrafı görmekteyiz. Tabii bu fotoğrafta yer alan kişi yine Mehmet Ali Gökçen abimiz, Allah rahmet eylesin, eşleri ve burada sol başta yer alan sünnet çocuğu Günay Gökçen abi. Onun yanında yer alan kişi ise yine daha önceden kaybettiğimiz kardeşi Nurettin ve en sağda da en küçüğü olarak da burada yine koronadan yitirdiğimiz 2020 aralığında Süleyman Şah Gökçen. Ve yine Tahsin ağabeyin, Helvacı Tahsin ağabeyin ve arkadaşlarının 1950'lerde o dönemin Muğla'lı gençleriyle birlikte çektirmiş olduğu güzel bir fotoğraf. Aynı zamanda 1950'lerin Muğla'da gençlerin giyim kuşamları hakkında bize bilgi veriyor. Burada dikkat çeken bir bıyıklar, ikincisi de şapkalar. Tabii bu şapka ve özellikle bıyık yapıları 1950'lerde bir ölçüde dünyayı kasıp kavuran ünlü filmlerden esinlenmiş. Bunlardan bir tanesi Rüzgar Gibi Geçti. İşte Clark Gable'ın filmi. Yine Casablanca filmi, özellikle Humphrey Bogart'ın başrolünü oynadığı Casablanca filminde giymiş olduğu şapkalar bütün dünyada o dönemlerde moda olmuş ve 1950'lerde de Türkiye'ye gelmiş. 1950'lere ait Muğla fotoğraflarında bol miktarda bu şapkalardan görmekteyiz. Ve yine 1960'ların, 1970'lerin Muğlalılarının çok iyi tanıdığı, bildiği sembol kişilerden birisidir. Bu da yazın şerbet, kışın da kestane satan şerbetçi Salih Usta'dır. Mehmet Salih Usta'dır. Ve yine Muğla'mızın yaşayan artık efsanelerinden diyeyim, ünlü kişilerinden Hayribaş ağabey ve yine aynı onun dükkanında yer alan kişilerden Osman Altınay ve diğer esnaf arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş olan bir fotoğraf. 1970'lere ait bir anı. Ve 1930'larda çekilmiş olan, 35'te çekilmiş olan bir piknik fotoğrafı. Bu piknikte yer alan kişi Hafız Sabri Aksoy. Hafız Sabri Aksoy Kuvayi Milliyecidir. Aynı zamanda müzisyendir. Kendisi çok iyi bir müzik üstadıdır. Aynı zamanda hafızdır. Muğla'mızın değerli simalarından bir tanesidir. Ve yine Osman Altınay ve oğlu Şükrü Altınay 1980'li yıllarda dükkanında baba oğlun birlikte poz verdikleri güzel bir hatıra. Ve Muğla'mızın gençlerinin özellikle yer aldığı bir karma, nostaljik bir karma. Bu karmada benim tanıyabildiklerim sol başta Hamdi Yücel Gürsoy, yine şu geçtiğimiz haftada yitirmiş olduğumuz İsmet Köse ağabey. Bu fotoğrafta gördüğümüz kişi de bugünkü Zeybek Sineması'nı çalıştıran Muğla'mızın sinemasının sembol isimlerinden olan
Erol Kutay ağabeydir. Evet, yine 1930'larda çekilmiş olan bir fotoğraf. 1930'ların sonlarına çekilmiş olan bir fotoğraf. Osman Altınay ve eşi. Ve yine geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz Muğla'mızın şairlerinden Yükselecek Demirel ve yine bugünkü radyocu Mustafa, yine Muğla'mızın, hemen Muğla'ların çok iyi tanıdığı radyocu Mustafa Bektaş ağabey birlikte güzel bir anı sergilemişler. Ve yine 1950'de Ankara'da çekilmiş olan, Ankara'daki asker arkadaşlarını ziyarete gelen Muğla'lıların çekilmiş olduğu toplu bir fotoğraf. Bu fotoğrafta benim tanıyabildiklerim, şu öndeki kişi Kazım Eren rahmetli ve arkasında yer alan beyaz pardesülü de Hüseyin Nizamoğlu, Hedef Kırtasiye'nin sahibi, yine Hamle Gazetesi'nin sahiplerinden Hayati Nizamoğlu ağabey. Yine 1940'lı yıllarda Muğla'da dua yatağı olarak anılan Hamursuz Dağı'nın hemen üstünde yer alan düzlük kısma zaman zaman uçaklar konardı. İşte o dönemde gelmiş olan uçaklarla bir uçakta hatıra fotoğrafı çektiren Muğlalılar. Yine Helvacı Tahsin ağabey ve babası, eski dükkanın kapısı önünde çekilmiş bir fotoğraf, 1950'lere ait. Ve yine Muğla'mızın, Muğla futbolunun sembol isimlerinden, Muğla sporumuzun ilk başkanı, düzeltiyorum, ilk kaptanı İhsan Özgen ağabey, Muğla şehir stadında. Yine Muğla'mızın sembol isimlerinden Günay Gökçen ağabey, evet, yanında kayınvalidesi Zeliha, ki hamam işletirdi. Ando'nun hamamını bunlar işletmekteydi. Eşi Cemal'le birlikte ve Günay abinin eşi Saniye, oğlu Mehmet Ali, yabancı misafirleriyle birlikte evlerinin bahçesinde çekilmiş olan bir anı fotoğraf. Yine aynı şekilde Mehmet Ali Gökçen ağabeyden, daha doğrusu Günay Gökçen ağabeyden almış olduğumuz güzel bir fotoğraf. Günay Gökçen ağabeyinin düğün fotoğrafı. Bu fotoğrafta yer alan kişilere baktığımızda sol başta Nurettin Gökçen görüyoruz. Eşi Saniye Gökçen. Yine Günay ağabey ve geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz Süleyman Şah Gökçen. Mehmet Ali ağabeyin eşi Mehmet Ali Gökçen. Ve yine Günay ağabeyinin kayınpederi rahmetli Cemal Bey. Diğer de kız kardeş olmalı herhalde. Evet, 1960'ların, 70'lerin sembol isimlerinden, bütün Muğla'ların çok iyi tanıdığı kişilerden bir tanesi. Bu da Muğla'ların deli adil olarak tanıdıkları Adil Demir. Eşi ve kızı, bugünkü film yıldızı olan, dizi yıldızı olan Gülnar ablamızla birlikte 1970'lerde çekilmiş bir fotoğraf. Ve Ankara'ya 19 kişiyi Ankara'ya götüren, Anıtkabir'e, Muğla toprağı götüren otobüsün başında yer alan kişi Harun Birgili. Ve yine 1950'lerin başında çekilmiş olan Koruluk'ta, bugün çocuk yetiştirme yurdunun bulunduğu kısım eskiden Koruluk'tu. Daha sonra bu Koruluk maalesef kaldırıldı ve yerine işte binalar dikilmeye başlandı. O Koruluk'ta çekilmiş olan Muğla Ortaokulu öğrencilerinin çektirmiş olduğu bir fotoğraf. Bu fotoğrafta tanıdıklarım, ağacın dibinde yer alan kişi, yine geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Şadan Gökovalı hocamız, sağ başta ağacın dibinde olan ve hemen ortada yatan öğrenci de bugünkü eski belediye başkanımız, milletvekilimiz ve bakanımız Erman Şahin ağabey. Ve yine geçtiğimiz
yıl kaybettiğimiz, geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz Muğla'mızın sembol terdilerinden bir tanesi olan Sami Gülkan abi. Değerli Muğla'lı hemşerilerim, değerli Muğla TV izleyicileri, bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.